Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı olanlar. Evet, işte gençlik bu. Zihnimi açan temiz hava, bol oksijen ve uygar olabilmek, uygar düşünebilmek, Atatürk ilke ve inkılaplarından asla vazgeçmemek için direnmek, direnmek, direnmek. Canlarım, Atatürk deyince size bakın şimdi ne söyleyeceğim. Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli'yi her gün yazsam, her gün konuşsam, her gün analizini etsem, inanın herhalde yıllarca sürer. Hiç. Ama tabii bunu yapabilmem için Devlet Bey'in de her gün bir şeyler söylemesi lazım. Abi bugün yine konuştu. Neler söylemedik. Vay be, Atatürkçüymüş ha. Vallahi ya, ciddi Atatürkçüyüz. Ya Atatürkçüyüm demedi de, Atatürkçü olduğunu ima etti. Mesela aldıkları oy 18.81'miş. Nerede yazıyor diyeceksiniz. Nerede? Hiçbir yerde yazmıyor abi. Bir yerde yazması şart mı? Devlet Bey söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu zabıtlarına var mı? Hayır. İlçe Seçim Kurulu sandıklarında da haliyle yok. Yani aldığı oyların, MHP'nin aldığı oyların %18.81 olduğuna ilişkin hiçbir resmi tescil, hiçbir resmi belge yok. Devlet Bahçeli biz 18.81 oy aldık diyor. İyi de iki partinin yani Cumhur İttifakı'nın aldığı oy toplamı %51 değil mi? %51 bütün Türkiye'de ha. %18'i Devlet Bahçeli almışsa 18.81'i hatta. İyi de abi AKP'ye ne kaldı ki? %33. Olabilir mi? Peki. Devlet ne diyorsa olsun. Geçiyorum. O bile olabilir. Ama 18.81'den bir şey çıkarıyor abi. Atatürk kaç yılında doğdu? Soruyor da. 1881. Yani. İşte diyor Atatürk. Ya insaf et de Devlet Bey. İnsafın kurusun diyeceğim ama kurusun lafı sanki biraz beddua gibi kaçacak. Hadi insafın yeşersin diyeyim sana ben. Ya arkadaş be. Senin içinde bulunduğun ittifak Atatürk'ümüzün bir numaralı düşmanı. Bir numaralı düşmanı. Yahu biz senin içinde bulunduğun ittifak yüzünden son 17 yıldır Atatürk'ümüzü anmaya bile artık korkar olduk ya. Atatürk'ümüzün anasına sövenler, küfredenler, anasına fahişe diyenler senin yanında bulunduğun ittifakın, içinde bulunduğun ittifakın desteğini görenler, saraylarda ağırlananlar, paralarla, yüksek paralarla tatip edilenler, kafalarına fes takıp Atatürk'ümüze hakaret etmek için keşke Mustafa kazanacağına Kurtuluş Savaşı'nı Yunan kazansaydı diyenler, Devlet Bey, Devlet Bey. Sen ne yapıyorsun ya? Bizimle kafa mı buluyorsun sen ya? Sen bu konuşmaları yapmak için ne içiyorsun? Bize de söylesene. Ya da ne yiyorsun? Neyse yediğini söyleme. Yediğini söyleme abi. Ama içtiğini söyle, olur da içeriz belki biz de. Yediğin senin olsun. İçtiklerini paylaşırsan vallahi ben içerim. Ben de o kafayı yapmak isterim arkadaş. Bu ne ya? Vallahi bu ne ya? Bitmedi. Abi Fehmi Koru cezaevinde değil. Olmasın da zaten. Kim isteyebilir ki? Ha kim isteyebilir ki diyoruz ama Devlet Bahçeli istiyor. Abi adam bugüne kadar Fehmi Koru ile ilgili aleyhte ya da lehte tek söz etmemiş. Fehmi dün bir yazı yazdı. AKP'nin belediye başkanlığı, büyük şehirlerdeki belediye başkanlığı seçimlerinde başarılı olamamasında Devlet Bahçeli'nin de önemli bir rolü olduğunu yazdı. Ya buna benzer şeyler anlattı. Bir açıklama. Çok kızmış Devlet Bey Fehmi Koru'ya. Aman Allah'ım neler söyledi neler. Yani bu adamı tutuklayın demeye getirdi. Ah Devlet Bahçeli ah. Ah Devlet Bahçeli ah. Umarım siyasetten düştükten sonra birileri de senin için tutuklayın bu adamı diye şikayette bulunmaz.
Ben öyle bir şikayette asla bulunmam. Ama bir başka Devlet Bahçeliler çıkar, Bay Devlet Bahçeli, sizin hakkınızda da aynı şeyleri isteyebilirler. O zaman ne kadar ayıp ettiğinizi anlarsınız. Ne kadar yanlış yaptığınızı anlarsınız. Devlet Bey, Türkiye demokratik layık hukuk devletidir. Türkiye Atatürk ilke ve inkılaplarından taviz vermeden yoluna gidecektir. Bunun ilk adımı 31 Mart gecesi atılmıştır. Siz kaybettiniz, oylarınız %7. Kendinizi istediğiniz kadar avutun. Oylarınız sadece %7. Ama hava, öyle hava atıyorsunuz ki yanınızdan geçmek neredeyse zor olacak. Ha pardon, bu arada Sözcü gazetesini yöneten ya da Devlet Bahçeli'nin Fehmi Koli ile ilgili yaptığı konuşmayı haberleştiren editöre bir abi olarak eleştirim var. Canlarım, sizi çok iyi izliyorum, size çok destek veriyorum. Hele aleyhinizde açılan FETÖ'cülük iddiası ile ilgili açılan davada biliyorsunuz yanınızdayım, yanınızda durmaya devam edeceğim sonuna kadar. Başıma bir iş gelse de yanınızda olacağım. Başınıza bir iş gelse de yanınızda olacağım. Ama benim güzel canlarım be. Fehmi Koli ile ilgili yaptığınız haber yanlış. Haber dili yanlış. Haber üslubu yanlış. Öyle bir haber yapıyorsunuz ki Devlet Bahçeli'nin yaptığı saçma açıklamadan, saçma suçlamadan, attığı iftiralardan farksız. Haber yaparken sanki bir köşe yazısı yazmış gibi kripto FETÖ'cü Fehmi Koli diyorsunuz. Hiç yakıştıramadım size. Hiç yakıştıramadım. Fehmi Koli'den nefret edebilirsiniz. Yargılandığınız davada Fehmi Koli'nin de dahli olduğuna inanabilirsiniz ki adam gitti mahkemede sizinle ilgili öyle bir iddiada asla bulunmadığını söyledi. Daha ne yapabilirdi bilmiyorum. Bunu söylerken de amacım Fehmi Koli'yi savunmak falan değil. Kimseyi savunacak halim yok. Ama ben hukuku savunuyorum, demokrasiyi savunuyorum, gazetecilik ilke ve inkılabını savunuyorum. Sakın ha, sakın bir daha böyle bu tarz habercilik yapmayın. Canlarım benim, siz çok güvenilir bir gazetesiniz. Ama bu tarz habercilik yaparsanız, bu haber dilini kullanırsanız gazeteciliğinize, güvenilirliğinize gölge düşürürsünüz. Bu arada bitirmeden önce bir konuda kısacık bir açıklama yapayım. Pek çoğunuz bana Doğu Perinçek'le Devlet Bahçeli yakınlaşmasını soruyorsunuz. Ya da Doğu Perinçek ve Devlet Bahçeli hakkında analiz yapmamı istiyorsunuz benden. Yaparım. Yaptım da çok çok uzun. Daha ileride gene yaparım. Devlet Bahçeli için zaten yaptım. Her zaman da yapmaya devam ediyorum. Bakın efendim. Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek iki karşıt grubun Türkiye'yi 12 Eylül'e götüren, hatta 12 Mart'a da götüren iki karşıt grubun iki temsilcisi. Birisi eskinin, geçmiş dönemin komünist ya da Çin komünizminin Türkiye temsilcisi Doğu Perinçek. Diğeri de Türkiye'de Alparslan Türkeş'ten sonra MHP'nin sadece ikinci genel başkanı olan ve nasıl anlatayım, antikomünizmiyle tanınan MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli. İkisinin ortak noktaları ne biliyor musunuz? İkisi de son dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan'a destek veriyorlar. Peki bu desteğin sebebi ne? Madem ikisi zıt kardeş, düşman kardeş, ne gibi bir ortak yönler olabilir? Ya da ne gibi menfaatler olabilir ki Recep Tayyip Erdoğan'a destek veriyorlar? Çok basit. Bu iki siyasetçinin ikisi de Avrasyacı. İkisi de Avrasyacı. Batı'ya, Batı'nın her türlü gelişimine, yardımlaşmasına düşman. Alparslan Türkeş'in MHP'si Batıcıydı. Hatta Amerikancıydı, yalan yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Alparslan Türkeş'i 14'ler hadisesinde korumuş. Hatta iddia odur ki büyük miktarda para ile taltif etmişti. Destek olsun diye. Rüşvet değil, destek olsun diye. Çünkü Devlet Bahçeli sürgüne gönderilmişti. İyi peki, Devlet Bahçeli ile Alparslan Türkeş, özür dilerim. Peki Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek gibi neden birden Avrasyacı oldu? Hayır, Devlet Bahçeli de aslında çok tam Avrasyacı olmuş değil. Ama ben size açıklayayım. Nasıl ki
silah sektöründe güdümlü füzeler varsa, siyaset sektöründe de güdümlü siyasi parti liderleri var. Bu güdümlü siyasi parti liderlerinden ikisi Doğu Perinçek ve Devlet Bahçeli'dir. İkisine verilen görev Recep Tayyip Erdoğan'ı HDP'den uzak tutmaktır. Bunu söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Evet, Devlet Bahçeli'nin ve Doğu Perinçek'in de ortak hizmetleri, ortak hedefleri el ele vermelerinin birinci sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ı HDP'den uzak tutmaktır, başardılar. Bunu başardılar. İkincisi ise Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'ı HDP'den uzak tutarken bu arada, çünkü hatırlarsanız AKP HDP'ye yakın durarak seçim kazanıyordu. Seçimlerde hem de çok büyük başarılar kazanıyordu. HDP ile kavgaya başladıktan sonra, HDP ile araya mesafe koyduktan sonra biliyorsunuz AK Parti'de çözülme başladı. Geri gidiş başladı. Bu son seçimlerde onun bir numaralı düşünüyor musunuz ki İstanbul'da ve Ankara'da hatta Adana'da ve Mersin'de AKP MHP ile değil de HDP ile ittifak yapsaydı ne olurdu? Bu dört büyük ili de çok büyük ihtimalle AK Parti kazanırdı. AKP. Demek ki Devlet Bahçeli Erdoğan'a ve AKP'ye seçim kazandırma, hatta bir süre sonra iktidarı kaybettirme amacında da başarıya doğru gidiyor. Evet, şimdilik bu kadarla yetiniyorum. Tekrarlıyorum. Devlet Bahçeli ile Doğu Perinçek'in el ele vermelerinin bir tek amacı var. İkisinin bir tek ortak yönü var. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı HDP'den uzak tutmak. Başka, Devlet Bahçeli'ninkisi ayrı. Onu da az önce söyledim. Gözlerinizden öperim. Akşam 22'de buluşuyoruz. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın.